kaldırmış. Tamam, Allah'ını yorma inşallah tekrar. Geçmiş olsun. Buradan yayladan telefon açtılar. Evim göçük diye. Geldim ki evimin ne duvarı var ne bir şey var. Hiç şey evimin içinde ne beyaz eşyam ne başka bir şeyim. Bir tane eşyam yok yavrum. Bir tane böyle dikili duvar bile kalmamış. Hepsi gerile bile olmuş. Belki kepçeyle yıksan böyle yıkılmaz. Bir şeyim kalık değil. İşte yani eşim ölük. Oğuzsuz bir karıyım. Ağlay ağlay öldüm sabah beri. Bir şeyim yok. Yapayım, yapacak gücüm de yok. İşte öyle. Başka ne diyeyim yavrum hadi. Bazı mahallelerimizdeki seralar komple bir hasar görmüştü. Ve en son yüksek mahallemizde olan yukarıdaki yaylalarımızdan da Akpınar mahallemizde de yaklaşık bir 7-8 tane evimiz hasar görmüştü. Birkaç tane evimiz tamamen yıkılmış durumda. Bunları ziyaret ettik. Bu vesileyle ben mazlum mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Devletimizin imkanlarıyla, Allah razı olsun kaymakamımızın, belediyemizin imkanlarıyla da bir an önce inşallah yerinde tespitlerini yapıp gerekli devletimizin imkanlarını vatandaşımıza sunacağız. Tüm bu vesileyle tüm ben Erdemli'mizdeki tüm hasar gören arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Allah bu tür afetlerden bizleri korusun. Öncelikle tüm Erdemli'mize geçmiş olsun diliyoruz. Dün geceden beri başlayan fırtına ve hortum gördüğünüz gibi evlerimizde maddi hasarlar oluştu. Seralarımızda maddi hasarlar oluştu. Ama dua ediyoruz, şükrediyoruz. Bir herhangi can kaybımız yok, yaralımız yok. Allah'tan geldi ama inşallah devletimizin de desteğiyle bu yaralar sarılacak ve inşallah Allah daha büyüğünden esirgesin diyorum. Yazlık evimizin çatısını yaklaşık 500 metre falan atmış şiddetli fırtına. Şiddetli fırtına atmış. Şimdi işte sağ olsun devletimiz, afet ekibi geldi. Başkanımızın sayesinde bir hasar tespiti yaptılar. Olsun. Kaymakam Bey'imizle görüştük. AFAD ekiplerimiz de geldi. Tespitleri, hasar tespitlerini yapıyor. İnşallah bir an önce yaralarını saracağız inşallah. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. İlgilenen herkesten teşekkür ederim.